Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sindirim sistemi ünitesinin geri kalan kısmını anlatacağım. Zaten iki videodan oluşacak. Bu da son kısmı oluyor. Bir önceki videoda sindirim sisteminde görev alan organlardan bahsetmiştik. Burada ise sindirim sisteminin kimyasal sindirimi, fiziksel sindirimi nasıl yaptığı ve besinlerin emilim mekanizmasından bahsederek sindirim sistemi ünitesini bitireceğiz. Tabii bir de en sonda sindirim sistemi hastalıkları da yer alacak. Şimdi hemen başlıyorum. Şimdi öncelikle sindirim sisteminin kontrol mekanizması var. Bu kontrol nasıl olacak? Sindirim sisteminin kontrolü vagus sinirinin uyarılmasıyla başlıyor. Vagus siniri Kafa sinirleri arasında olan bir sinir ya da beyin sinirleri olarak da bilebiliriz. Beyinden çıkan 12 çift sinir var. Bunların 10. uncusu vagus siniridir. Ve vagus siniri bizim besini görmemiz ya da çiğnemeye başlamamızla uyarı alıyor. Vagus siniri uyarıldığı zaman midenin, şunu mide olarak düşünelim şu şekilde. Şu kardiya bölgesi vardı. Mide ağzı dediğimiz yemek borusuyla birleştiği. O kardiya bölgesinde özel hücreler var. Bu hücreleri uyarıyor ve kardiya bölgesinden gastrin hormonu salgılanıyor. Gastrin hormonunun salgılanması nedeniyle mide bir karma bezdir. Yani hem bir hormon salgısı var hem de bir enzim salgısı var. Enzim salgısında besin sindiriminde yapacak Gastrin hormonunun görevi midenin şu iç tarafında bulunan mide epitel hücrelerini uyarmaktır. Bu mide epitel hücrelerini uyarıyor ve uyardığı zaman mide epitel hücrelerinden mide öz suyunun salgılanmasını sağlıyor. Şimdi en büyük yanıltıcı sorular şu şekilde geliyor. Diyorlar ki Gastrin hormonu mide boşluğuna salgılanır ve mide öz suyunun salgılanmasını sağlar. Cümleyi ilk duyduğunuzda sanki doğruymuş gibi geliyor olabilir ama asla doğru olamaz. Çünkü hormonlar kana salgılanır. Yani gastrin hormonunu şu kardiya bölgesindeki hücreler kana salgılar. Kan yolu ile bu hormon tekrardan mideye gelir ve midenin en iç tabakasında bulunan mide epitel hücrelerini uyararak o hücrelerden mide öz suyunun salgılanmasını sağlar. Yani mide salgıladığı hormonla kendisini uyarabiliyor. Kendi kendini uyarabilen bir organ olmuş oldu ve bu şekilde midenin çalışması kontrol edilmiş oluyor. Mide içerisindeki kaslar bu hareketleri sonucunda fiziksel sindirim yapacak. İçerideki mide öz suyu falan hepsi kimus adını verdiğimiz bir bulamaç haline geliyor. Bir nevi kusmuk olacak yani. Bu kimus oldukça asidik yapılı. Ve bu kimusun şu pilor bölgesinden lokma lokma parça parça ince bağırsağa alınması lazım. Kimus İnce bağırsağa geçtiği zaman asidik özellikte olduğu için ince bağırsaktan enterogastrin, sekretin ve koloksistokinin hormonlarının salgılanmasını sağlıyor. Peki bu hormonlar ne işe yarayacak? Bu hormonlar ince bağırsağın duodenum yani 12 parmak bağırsağı dediğimiz bölgesinden salgılanıyor. Enterogastrin hormonu şu işe yarayacak. Şimdi artık besin bağırsağa geçtiğine göre midenin boşu boşuna mide özsuyu üretmesine gerek yok. Yani bizim şu mide öz suyunu artık kesmemiz gerekiyor. Bunu kesebilmemiz için de gastrin hormonunu kesmeliyiz. Yani entrogastrin hormonunun salgılanması gastrin hormonunu inhibe ediyor. Yani onun salgısını durduruyor. Gastrin salgısı durduğu anda artık mide özsuyu salgısı da kesilmiş oluyor. Böylece midenin kendine zarar vermesi engellenmiş oluyor. Daha sonra sekretin hormonu salgılanıyor. Sekretin hormonunun genel anlamda temel görevi aslında kimusun nötralize edilmesini sağlamak. Çünkü kimus oldukça asidiktir ve bazik salgılar salgılanması sayesinde kimusun nötrümsü bir hale gelerek kilus adını alması gerekmeli. İşte bunu yapan sekretin hormonu. Sekretin pankreası uyarıyor ve diyor ki bazik özellikte olan bir karbonat iyonlarını bağırsağa boşalt. Nasıl boşaltacak? Wilson kanalına verecek. Wilson kanalından da water kabarcığına gelecek. Oradan boşluğa salgılanacak. Yani bağırsağın içine bu bir karbonat iyonları salgılanacak. Bunun dışında karaciğeri de uyarıyor diyor ki safra salgıla. Karaciğerde bu şekilde safra üretimini sağlıyor ve bu safranın safra kesesinde depolanmasını sağlıyor. Böylece sekretin hormonu bağırsaktaki kimyasal ve fiziksel sindirim için, fiziksel de diyorum çünkü safra fiziksel sindirimde görev alan bir yapı. Bu yüzden hem kimyasal hem de fiziksel sindirim için bir zemin hazırlamış oluyor. Daha sonra kolesistokinin hormonu var. Kolesistokinin hormonu ise safra kesesiyle pankreası uyarıyor. Safra kesesine diyor ki içindeki safrayı boşalt. Safra nasıl boşaltılacak? Koledok kanalına verilecek. Koledok kanalı ile de Vater kabarcığı ile bağırsak içerisine gelecek. Pankreası uyaracak ve diyecek ki üretmiş olduğun pankreas öz suyunu bağırsağı boşalt. Gene aynı şekilde virüsün kanalına verecek. Virüsünkten de vater kabarcığı ile boşaltılacak. Tabii ki buradaki bu enterogastrin, sekretin ve kolestokinin hormonları hiçbir şekilde bağırsak içerisinde boşaltılan yapılar olamaz. Bunlar hormon olduğu için kana verilmek durumundadır. Şimdi gelelim besinlerin sindirim mekanizmasına hangi enzim nerede ne şekilde etki yapıyor? İlk olarak karbonhidratların kimyasal sindirimine bakacağız. Fiziksel sindirimi zaten dişler ve kaslar yoluyla gerçekleşiyor. O kısım çok gerekli bir şey değil. Yani mantıken de bunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi kimyasal sindirimi ağızda başlıyor ve ince bağırsakta tamamlanıyor. Zaten bütün besinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Sadece başlangıç kısımları birazcık farklı. Ağızda olan olay şudur. TB şurada aslında küçük olarak neyin ne olduğunu yazdım ama yine de belirteceğim zaten anlatırken. TB tükürük bezi demek. Yani burada ağız içerisinde tükürük bezinden salgılanan amilas sayesinde kimyasal sindirim yapılacak. Amilas nişasta diyoruz ama glikojene de etki edebilir ama özellikle karşımıza nişasta olarak gelir sorularda. Nişastayı kimyasal olarak sindirecek ama bu sindirim çok 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 büyük bir sindirim değil. Yani nişastayı glikozlar haline getirebilecek kadar çok fazla sindirim olmuyor. Buradaki sindirim maltoz ve dextrin adını verdiğimiz karbonhidratlara kadar parçalanabiliyor. Maltozu duymuşsunuzdur. Maltoz bir disakkarit. Dextrini ise duymamış olma ihtimaliniz yüksek. Dextrin de bir karbonhidrattır. Ama disakkarit kadar küçük değil polisakkarit kadar büyük değil. İkisinin arasında bir büyüklüğü olduğunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde nişasta ya da glikojeni, amilaz enzimi, maltoz ve dekstrine parçalayabiliyor. Daha sonra ince bağırsaktayız. Mideyi es geçtik. Niye? Çünkü midenin içerisi asidiktir. Midede hiçbir şekilde karbonhidrat sindirimini sağlayacak bir enzim salgısı yok. Şunu diyebilirsiniz ama tükürüğümüzü yutuyoruz. Tükürük mideye gelince görev yapamaz mı? Yapamaz. Çünkü tükürük sıvısının içinde bulunan amilaz asidik pH'ta çalışamaz ve mideye geldiğinde bozulur. Artık amilazın bizim için hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden midede karbonhidratlara kimyasal anlamda hiçbir değişiklik yapamıyoruz. Sonra ince bağırsağa geldiğimizde ince bağırsakta karbonhidratı yapı taşlarına kadar parçalayacağız. Buradaki parçalama hem pankreas hem de ince bağırsak sayesinde oluyor. Pankreastan da bir amilaz enzimi salgılanır. Bu amilaz gene eğer kimus içerisinde gelen nişasta varsa onu maltoz ve dekstrine kadar parçalayabilir. Çünkü sonuç olarak ağzımızda besini yeterince tutamıyoruz. Bu yüzden tam olarak bütün nişastaları parçalayamayabiliriz. O yüzden geri kalan nişasta parçalanmasını da ince bağırsak gerçekleştirebiliyor. Bu arada Pitiyalin enzimi diye bir şey duyarsanız o amilaz enziminin diğer ismi oluyor. Eskiden çok kullanılırdı ama artık kitaplarda pek ptialin ismini duymuyorum. Yani çok nadiren görebiliyoruz. Şimdi geri kalan işlem nasıl olacak? Dekstrinin de bir parçalama yapılması lazım. Dekstrini ise ince bağırsaktan salgılanan dekstrinaz enzimi parçalayacak ve dekstrinaz dekstrini hidrolize ederek maltozlar oluşturacak. Maltoz ise bir disakkarit ve bunu da gene ince bağırsaktan salgılanan maltaz enzimi parçalayacak. Ve iki tane glikoza dönüştürerek tamamıyla artık parçalanmış olacak. Zaten glikozlar artık hazır haldeler. Yani artık üzerine daha fazla hidroliz yapılamaz. Kana geçebilecek durumdalar. Besinler içerisinde sükroz ve laktoz dediğimiz diğer disakkaritler de yer alır. Sükrozu ince bağırsaktan salgılanan sükraz, Laktozu da gene ince bağırsaktan salgılanan laktaz enzimi parçalıyor. Sükroz parçalandığında glikoz ve fruktoza, laktoz parçalandığında ise glikoz ve galaktoza dönüştürülüyor. Şimdi anlatmadığımız ve burada hiç parçalandığını göstermediğimiz iki tane karbonhidrat çeşidimiz daha var. Ne onlar? Selüloz ve kitin. Selüloz ve kitin birer polisakkarittir. Selüloz bitkisel yapı polisakkariti, kitin ise hayvansal polisakkarittir ama insanlarda kitin hiçbir şekilde bulunmaz. Aynı zamanda hem selüloz hem de kitinin sindirimini yapamıyoruz. Çünkü sindirim kanalımızda bulunan hiçbir organımız bunların sindirimini sağlayacak olan enzimi üretmiyor. Üretemediği için de bunlar hiçbir şekilde sindirilmiyor. Yani besin yoluyla almış olduğumuz kitinler ve selülozlar üzerinde hiçbir şekilde işlem yapılamadan direkt dışkı olarak dışarı atılıyor. Yani bir mantar yediğinizde yapısındaki kitini hiçbir şekilde kullanamazsınız ya da bir bitki yediğinizde o bitkinin selülozunu hiçbir şekilde kullanamazsınız. Ama buna rağmen selülozun bir faydası var. Hatta bu çıkmış sınav sorusuydu. Yılından çok emin değilim. 2016 olabilir ya da 2017 de olabilir. 18 değil ona kesin olarak eminim ama 2016 ya da 2017 olabilir. Seliloz sindirilemez ama buna rağmen sindirim kanalımız için faydalıdır. Neden? gibi bir soru vardı. Bizim sindirim kanalımız boyunca salgılanan mukus adını verdiğimiz bir salgı var. Mukus goblet adını verdiğimiz hücreler tarafından üretiliyor. Goblet hücreleri birer bez epiteli hücreleridir. Duy organlarında epitel hücrelerinden bahsetmiştim hatırlarsınız. Salgı yapabilen epitel hücrelerine bez epiteli diyorduk. Bunlar mukus adını verdiğim bu maddeyi salgılıyorlar. Mukus sümük tarzı bir madde sümük aslında tarzı demek bile yanlış aslında sümük diyebiliriz genel olarak. Ağzımıza dahil olmak üzere bütün sindirim kanalımızın içinde mukus bulunuyor. Mukus sindirim enzimlerinizin üretildiği organa zarar vermesine engel oluyor. Mesela midemiz gelen maddeyi sindirecek ama kendisine zarar vermeyecek. İşte bu mukus da oluyor. Ya da ağzımız gelen besindeki karbonhidratları sindirecek ama kendisine zarar vermeyecek. Bunun gibi. Yani sindirim kanalının üretmiş olduğu enzimlerin kendi kendine zarar vermesine engel olmuş oluyor. İşte selüloz da bu mukus salgısını arttırarak sindirim kanalının sağlığı için çok önemli bir etki yapıyor. Mukus salgısının artması emilimi kolaylaştırıyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve organların kendisine zarar vermesine engel oluyor. Bu yüzden selüloz önemlidir. Şimdi gelelim yağların hem fiziksel hem de kimyasal sindirimine. Yağların sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşiyor. Çünkü ağzımızın içerisinde ve midemizin içerisinde bunun sindirimini yapabilecek bir enzim yok. Şimdi ilk olarak Burada hem fiziksel hem kimyasal sindirimine bakacağız ama ilk olarak fiziksel sindirim ve bu çok önemli. Daha önce defalarca sorulmuş hem test kitaplarında hem üniversite sınavında hep adı geçmiş bir şey bu safra. Safrayı duyduğunuz zaman aklınıza sanki enzimmiş gibi ve yağları kimyasal sindiriyormuş gibi düşünüyorsunuz ama alakası yok. Safra içerisinde birçok safra pigmenti, kolesterol, su gibi maddeler bulunur ama asla yapıda enzim yoktur. Dolayısıyla safra yıl kimyasal olarak sindiremez. Safra ince bağırsağa salgılandığı zaman nasıl olacak o? Kolesitokinin etki edecek. Koledo safra verilecek. Safra da oradan koledokla gelip vater kabarcığına boşaltılacak. Safra yağı fiziksel olarak parçalayacak ve küçük yağ damlacıkları haline getirecek ve bu olay bir fiziksel sindirimdir. Burada karaciğer diye belirttim bilerek safra kesesi demedim çünkü safra kesesi safra üretimini yapamaz. Üretimi yapan karaciğerdir. Safra kesesi sadece depolamakla görevli. Şimdi buradaki fiziksel sindirim ve size sorularda özellikle belirterek sürekli Fiziksel mi, kimyasal mı diye sorup sorup duracaklar ve kimyasalmış gibi yönlendirecekler. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi yağ damlacıkları haline getirilince, pankreas'tan lipaz enzimi salgılanacak ve bu enzim yağ damlacıklarını, yani bu yağ damlacığı dediğimiz aslında nötral yağ ya da diğer ismiyle trigliserit molekülü, bunları yağ asitleri ve gliserol haline getirecektir. Peki safra olmadan bu işlem yapılamaz mı? Yapılabilir ama tamamıyla uyduruyorum şu an zamanı. Örnek veriyorum safra varsa bu işlem 5 dakikada oluyorsa tabii ki saçmalıyorum sayı olarak uydurdum. Ama safra yoksa bu işlem mesela 20 dakikada oluyor. Yani yağ damlacıkları haline getirilmediği zaman yağlar daha büyük parçaları halinde olduğu için lipaz bunu yapmakta birazcık zorlanıyor. Yani lipaz bir enzim olduğu için substrat yüzeyinin geniş olmasına ihtiyacı var ve substrat enzimin etki ettiği madde demek. Dolayısıyla burada yağ ne kadar çok parçalanırsa o kadar rahat etki edecektir. Şimdi geldik proteinlerin kimyasal sindirimine. Ağzımızda protein sindirimi hiçbir şekilde olmaz. Protein sindirimi midede başlar, ince da sonlanır. Zaten demiştim bütün sonlanmalar ince bağırsakta. İlk olarak mideden başlayalım. Midemizde pepsinojen adını verdiğimiz bir enzim bulunuyor. Sonu jenle bitiyor. Sonu jen ile biten enzimler genellikle pasif enzimlerdir. Yani bu da görevini yapamayan bir enzim. Pepsinojen ile hidroklorik asit tepkimeye girerek pepsin oluşturuyor. Yani hidroklorik asit pepsinojen enziminin aktif hale geçmesini sağlıyor ve böylece pepsin enzimi üretiliyor. Pepsin pepsinojenin aktif hali. Daha sonra bu pepsin protein üzerine etki ederek proteinleri birazcık parçalıyor ve bu parçalama çok büyük bir parçalama değil küçük biraz daha küçük polipeptitler ya da diğer ismiyle peptonlar haline dönüştürüyor ve burada işlem bitiyor. Buradan sonrasını ince bağırsak gerçekleştirecek. Şimdi ince bağırsakta birçok enzim var ve bunun daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Dikkat ederseniz ben hiç karbonhidrat ve yağlarla alakalı enzimler söylerken bu enzim pasiftir sonra aktif hale geçer falan demedim. Ama proteinle alakalı sindirim olaylarını hep Pasif enzimler var ve salgılandıktan sonra aktif hale geçiyorlar. Bunun sebebi protein yapısının vücudumuzda çok olmasından kaynaklanıyor. Bizim vücudumuzda en fazla bulunan organik madde proteindir. Yani yüksek oranda proteinden oluşuyoruz. Dolayısıyla gelen yiyeceği parçalayabilen bir enzim kendi bulunduğu bölgeyi de parçalayabilir. İşte kendi bulunduğu bölgeyi parçalayamasın diye proteinle alakalı enzimler pasif olarak salgılanıyor. Sonra birbirleri üzerine etki ederek birbirlerini aktif hale getiriyorlar ve böylece kendi kanalına, sindirim kanalına zarar gelmemiş oluyor. Tabii ki mukus da bu zararı engelleyecek. Şimdi burada pankreastan tripsinojen adını verdiğim bir enzim salgılanacak. Sonu jen ile bittiğine göre gene pasif. İnce bağırsaktan ise enterokinaz adını verdiğimiz bir enzim salgılanacak. Tripsinojen ile enterokinaz tepkimeye girerek tripsinojenin aktif hale geçmesini sağlayacak ve böylece tripsin adını verdiğim enzim oluşacak. Ardından tripsinojenle beraber salgılanan pankreastan gelen ikinci bir enzim daha var. O da kimotripsinojen. Kimotripsinojen enzimi de demin oluşturulan tripsin ile tepkimeye girecek ve kimotripsinojen de kimotripsin halini alacak. Daha sonra midede polipeptit haline gelmiş olan yapılar Kimotripsin, aynı zamanda buraya tripsini de ekleyebilirsiniz. Hem tripsin hem kimotripsin ikisi de bu işlemi yapabilir. Beraberce çalışarak ya da ayrı ayrı hiç fark etmez. Polipeptitlerin daha küçük hale gelmesini sağlayacak ve böylece daha küçük polipeptitler oluşacak. Ardından ince bağırsaktan salgılanan Aminopeptidaz ve karboksipeptidaz dediğimiz enzimler beraberce görev alarak küçük polipeptitleri de parçalayıp dipeptit ve tripeptitler haline getirecek. Kitaplarda tripeptit hali yazmayabilir. Çok büyük bir eksiklik değil. Çok çok da önemli değil. Dipeptit olarak bilseniz de çok büyük bir eksiklik ya da bir bilgi eksikliği olarak görmenize gerek yok. Bu sadece dipepsi olarak da bilseniz yeterli ama tripeptitler de oluşabiliyor. Ardından... Yine ince bağırsaktan salgılanan dipeptidaz ve tripeptidaz dediğimiz enzimlerde tripeptitleri, tripeptidaz, dipeptitleri de dipeptidaz parçalayıp en sonunda aminosit haline dönüştürebiliyor. Aminopeptidaz, karboksipeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz. Bu enzimlerin genel adı peptidazdır. Bu peptidaz enziminin diğer adı da erepsindir. Hani farklı bir şeymiş gibi düşünmeyin. Evet, proteinlerin kimyasal sindirimi de bitti. Şimdi gelelim nükleik asitlerin kimyasal sindirimine. Sonuç olarak yediğimiz besinler aslında yapısında hücre bulunan besinler ve hücrelerin yapısında da mutlaka DNA ve RNA vardır. Yani bunların da sindiriminin gerçekleşmesi gerekir. Bunları da parçalamalıyız ki vücudumun içine alabileyim. Bunların da sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşiyor. Öncelikle her ikisini de parçalayan nükleaz dediğimiz enzimler var. DNA'yı parçalayan deoksiribonükleaz, RNA'yı parçalayan ise ribonükleazdır. Bu enzimleri pankreas üretiyor ve DNA ve RNA bu şekilde parçalanıyor ve böylece nükleotitler oluşuyor. Ama benim bunu içeri alabilmem için hala parçalama yapmam gerekiyor. Bu noktada ince bağırsak önemli. İnce bağırsaktan da nükleotit sindiren enzimler salgılanıyor ve nükleotitleri sindiren bu enzimler nükleotitleri parçalayıp yapıda bulunan azotlu organik baz, pentoz ve fosforik asit ya da kısaca fosfatı oluşturuyor ve bunlar da artık emilebilir hale geliyor. Şimdi kimin nerede sindirildiğini, nerede sindirime uğradığını bir tablo haline gösterelim. Bu tablo önemli, daha önce üniversite sınavında birebir tablo Gelmişti. Tabii ki benim burada söylediğim gibi bu şekilde çok ayrıntılı ağız yutak yemek borusu şeklinde gelmek zorunda değil. Ağız mide ince bağırsak değil, kısaltılarak gelmişti ama uzun şekilde de ya da farklı kombinasyonlarla sorulabilir. Şimdi karbonhidratlar ağızda sindirilebiliyor, yutakta, yemek borusunda, midede hiçbir şekilde sindirim yok. Zaten yutak ve yemek borusunda hiç sindirim yok. Yani burada sindirim yapılabilen bir yer değil. İnce bağırsakta da sindirim var, kalın bağırsakta yok. Çünkü bütün sindirim reaksiyonları ince bağırsakta tamamlanır. Kalın bağırsakta artık sindirim devam etmez. Yağa geldiğimizde yağın sindirimi ağız, yutak, yemek borusu ve midede hiçbir şekilde olmuyor. Ama ince bağırsağa geldiğimizde burada sindirim yapılabiliyor. Kalın bağırsakta da zaten hiçbir şekilde sindirimi yok. Proteine geldiğimizde Ağız, yutak ve yemek borusuna hiçbir şekilde sindirim yok. Mide ve ince bağırsakta sindirimi yapılabiliyor. Kalın bağırsakta da zaten gene sindirim yoktur. Şimdi anlattıklarımla alakalı biraz soru çözelim. 1. Lipitlerin sindirimi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve sonlanır. Evet doğrudur. Lipitlerin ince bağırsaktan öncesinde sindirimi yok. 2. Safra yağların kimyasal olarak sindirimini kolaylaştırır. Doğrudur. Safra yağları kimyasal olarak sindirmez. Ama kimyasal olarak sindirim yapacak olan lipaz enziminin işini kolaylaştırıyor. Çünkü substrat yüzeyini arttırmış oluyor. Buraya lütfen dikkat edin. Kimyasal olarak sindirimini sağlar deseydi iki yanlış olacaktı. Ama kolaylaştırır dediği için doğru. 3. Pankreastan salgılanan lipas yağları gliserol ve yağ asitlerine parçalar. Evet bu da doğrudur çünkü lipas enzimi yağların kimyasal sindirimini sağlıyor. Bu durumda da cevabımız E'dir. 2. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin protein sindirimi ile ilgili görevi yoktur? A. Enterokinaz vardır ince bağırsaktan salgılanır. Tripsinojen vardır pankreastan salgılanır. Pepsinojen vardır, mideden salgılanır. Aminopeptidaz vardır, bu da ince bağırsaktan salgılanır. Ama amilaz enzimi hem tükürük bezi hem de pankreastan salgılanan ve nişasta ve glikojeni parçalayabilen bir enzimdir. Bu yüzden cevabımız D'dir. 3. Sindirim sisteminin hormonal kontrolü de gerçekleşen olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak Vagus sinirinin uyarılması lazım. Yani 2 ile başlıyoruz. Vagus'un uyarılması gastrin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Burada gastrin hormonu salgılanır diye bir ifade yok zaten. Gastrin hormonu da mide öz suyunun salgılanmasını sağlıyor. Yani 3 ile devam ediyoruz. Ardından Orada bir bulamaç haline getiriliyor. Kimus yapılıyor ki orada bir sindirim falan gerçekleşiyor. Sonra besinler ince bağırsağa geçiyor. Sonra ince bağırsaktan enterogastrin, sekretin ve kolesistokinin salgılanıyor. Ve enterogastrin midenin gastrin hormonu salgısını durduruyor. Yani inhibe ediyor. Bu yüzden de en son gerçekleşecek olan bu. Yani sıralamamız 2-3-1 yani B'dir. 4- Aşağıdaki sindirim salgılarından hangisinin ilgili olduğu besine etki etmesi sonucunda monomer moleküller elde edilemez. Sükraz etki ettiğinde fruktoz ve glikoz oluşur. Çünkü sükraz sükrozu parçalar. Lipaz etki ettiğinde yağ asidi ve gliserol oluşur. Çünkü lipaz da yağları parçalar. Dipeptidaz etki ettiğinde dipeptitler parçalanır ve amino asitler oluşur. Maltaz etki ettiğinde ise maltoz parçalanır, glikoz oluşur. Ancak safra kimyasal bir sindirim yapamadığı için yağları yağ asidi ve gliserole değil, yağ damlacıklarına yani daha küçük yağ parçaları haline getirir. Bu yüzden de cevabımız C'dir. Şimdi geldik besinlerin emilimine. Şimdi besinleri biz ince bağırsakta artık çok küçük parçalara ayırıp emilmesini sağlayacağız. Ama aslında emilimin gerçekleşebildiği tek organ ince bağırsak değildir. Ağzımızda, midemizde, ince bağırsağımızda ve kalın bağırsağımızda. Yani bağırsaklarda ağızda ve midede de emilim gerçekleşebilir. Ağız ve midedeki emilim oldukça düşük düzeyde. Burada ne emilebilir? Bazı zehirler, bazı hormonlar, iyonlar, nikotin gibi bazı maddeler, İlaçlar ve alkol gibi maddelerin emilimi gerçekleşebiliyor. Kalın bağırsakta ne emiliyor dersek buraya yazmayı unuttum sanırsam ben onu siz ekleyin ama ya da eklemenize gerek olmayacak çünkü ben onu PDF'de düzelteceğim bu videoyu bittikten sonra. Kalın bağırsakta ise su emilebiliyor, mineral emilebiliyor ve vitamin emilebiliyor. Bunun dışında kalan monomer emilmesi, glikoz, aminoasit şu bu, bunların emilimi yok çünkü onların tamamı zaten ince bağırsaktan emilmiş oluyor. Bunlar ise kalın bağırsakta emilimi gerçekleşen yapılar. Şimdi ince bağırsak yapısına baktığımız zaman iç yüzeyinin tamamıyla villuslardan oluştuğunu görüyoruz. Villus'lar şurada gördüğünüz gibi ince bağırsak içerisinde çıkıntılar oluşturan mikrovillus ya da villus. Her ikisini de kullanabilirsiniz yapılardır. Görevi ince bağırsağın yüzey alanını arttırmaktır. Çünkü hayal edelim mesela şu şekilde bir görüntü var ince bağırsağın içinde. Şöyle eğer bu böyle olmasaydı dümdüz olsaydı bakın şunu mesela yukarıdakini şöyle bir açabilme imkanı mı olsa iki ucundan tutup mesela şöyle upuzun bir şey oluşur aslında. Yani şu kadar gibi gözüken şey açıldığında kocaman oldu. Bu sayede ne oldu? bağırsağımız olması gerektiğinden, zannettiğimizden daha da geniş bir alan elde etti. Ve böylece çok rahatlıkla besin emebildi. Eğer böyle olmasaydı yediğimiz besinlerin emilebilen kısmının tamamını ememeyecektik ve çok büyük bir kısmını dışarı atacaktık. Bu da zaten yaşayabilmemize imkan tanımayacaktı. Yani besinsizlikten ölecektik ya da daha fazla yemek yemek zorunda kalacaktık. Aynı etkiyi sağlayabilmek için. Villusların yapısına baktığımız zaman içerisinde hem laf damarları hem de kılcal kan damarlarının olduğunu görüyoruz. Bazı maddelerin emilimini laf damarları sağlayacak. Bazılarının ise kan damarlarıyla olacak. Mesela basit şeker nedir o? Glikoz, fruktoz, galaktoz ya da bunun dışında riboz, deoksiriboz diğer monomerlerde olabilir tabii ki. Bu şekilde basit şekerler, amino asitler mineraller ve suda çözülen vitaminler yani B ve C vitamini. Bunlar emileceği zaman villusun hücrelerine geçer. Bu geçiş pasif ya da aktif taşıma mekanizması ile olabilir ve geçtikten sonra kılcal kan damarlarındaki toplar damar kılcallarına aktarılır. Yani kılcal kan damarına geçiyor oradan da toplar damara iletilecek ve bu şekilde kana geçmiş olacak. Kan ile geçtikten sonraki birazdan şurada da niye birazdan şimdi açayım. Bu ince bağırsaktan kılcal kan damarlarına geçince kan yolu ile toplar damara alınacak ve bu toplar damara kapı toplar damarı diyeceğim. Kapı toplar damarı karaciğere giriş yapan bir özel bir toplar damarıdır. Kapı toplar damarı sadece ince bağırsaktan gelen kanı değil, bütün sindirim organlarından gelen kanı toplar. Yani kalın bağırsaktan, pankreastan ya da midemizden gelen kan da direkt kapı toplar damarı ile karaciğere aktarılır. Ki bunu dolaşım sisteminde size daha iyi anlatacağım. Şu an yeri buru olmadığı için çok üzerinde durmuyorum. Sadece burada bilmeniz gereken ince bağırsaktan emilen şuradaki bu maddelerin ilk uğradığı organ karaciğerdir. Lütfen bunu unutmayın. Ve karaciğere bunları getiren damarın adı da kapı toplar damarıdır. Şimdi bunun dışında yağda çözülen vitaminler ne onlar? Adek yani A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bu vitaminler bunun dışında yağ asitleri ve gliserol yani yağlı yapılar. Bunlar ise doğrudan kan damarlarına aktarılamaz. Bunları ise şimdi gene burada şekilde göreceksiniz lenf kılcalları alacak. Lenf kılcalları yani lenf toplar damarlarına bağlanan kılcal lenf damarları bunlar. Lenf kılcalları topladıktan sonra lenf damarlarına verecek ve bu lenf damarları da lenf düğümlerine aktarım yapacak. Lenf düğümleriyle peke sarnacı denilen bir yere gelecek bunlar ve peke sarnacı göğüs kanalına gidecek. Göğüs kanalı da daha sonra sol köprücük altı toplar damarıyla birleşme yaparak burada emilen maddeler ilk olarak kalbe gelecek. Yani burada bilmeniz gereken yer şu sıralama olacak. Bu sıralama gerçekten burada önemli ve size bir de ilk olarak uğrayacağı organ neresidir diye sorulur ve cevabımız kalp olmalıdır. Evet arkadaşlar birkaç tane daha soru çözelim. Beşinci soru ince bağırsaktan emilen bir yağ asidinin Villuslar tarafından emilerek dolaşım sistemi ile taşınarak geleceği ilk organ aşağıdakilerden hangisidir? Yağ asidi yağlı bir yapı. Dolayısıyla yağlar lenf ile taşınır ve lenf sisteminin ilk uğradığı organ kalpti Bu yüzden de cevabımız D'dir. Mesela burada yağ asidi değil de bir amino asit sorsaydı, bir glikoz sorsaydı ilk organımız karaciğer olurdu. Altıncı soru ince bağırsakta yer alan villuslar aşağıdaki maddelerden hangisinin emilimini aktif ya da pasif taşıma ile gerçekleştiremez. Aktif ve pasif taşıma hücre zarından direkt geçiş yapabilen moleküllerin geçişini sağlar. Mineral, su, glikoz, aminosit bunlar zardan doğrudan geçiş yapabilen moleküllerdir. Ama selüloz hiçbir şekilde zardan geçemeyen bir molekül. Zaten sindirim kanalımızda da bırakın emilimini sindirimi bile gerçekleşmiyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldik sindirim sistemi rahatsızlıklarına. Tabii ki sindirim sistemi rahatsızlığı asla bu kadar değil çok fazla var. Ama en fazla karşınıza çıkabilecek olanları buraya derledim ben. İlk olarak gastrit. Gastrit dediğimiz hastalık bakteriler nedeniyle midenin iç yüzeyindeki o örtü epitelinin ki biz ona mukoza diyoruz. Mukus salgılayan yapı da var içerisinde, hücreler de var. Buranın iltihaplanması yani enfeksiyon kapması hastalığıdır. Ülser, gastritin ilerleyerek o bölgede yaraya dönüşmesidir. Hatta daha da ilerlediğinde mide kanamalarına bile yol açabilecek. Ülser sadece mide içerisinde olmak zorunda değil. Bağırsakta da olabilir. Ona da bağırsak ülseri adı veriliyor. Reflü midenin bu giriş bölgesinde yani şu şekilde çizecek olursak şöyle gösterecek olursak şu giriş bölgesine kardiya diyorduk. O kardiya bölgesinde kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar mide içindeki maddelerin yemek borusuna kaçmasına engel olur. Ama bu kapakçıklar bozulduğunda yemek borusuna sürekli kaçış meydana gelir. Dolayısıyla buna da reflü adını veriliyor. Reflü ciddi bir rahatsızlıktır. Tabii ki bu gastrit ve ülserin ciddi olmadığını göstermiyor da tabii ki onlar da ciddi. Ama reflü de hani önemli bir hastalık kaçı versin ne olacak gibi düşünmeyin çünkü yemek borusunun içini tahriş ediyor. Geldik sarılığa. Sarılık aslında anlatmıştım safrayı anlatırken bir önceki videoda. Sarılık herhangi bir nedenle safranın ince bağırsağı boşaltılamayarak kana geçmesinden kaynaklanan bir hastalık. Buradaki boşaltılamamasının sebebi koledok kanalının tıkanmasından kaynaklanıyor. Bu tıkanmaya özellikle safra taşları yol açıyor. Safra taşları da özellikle safra yapısındaki kolesterolün çökelmesinden kaynaklanıyor. Bu şekilde kana geçtiği zaman kan ile bütün vücuda dağılıyor. Tabii ki dağılması kanın bileşeninin de bozulmasına yol açıyor. Aynı zamanda deriye de geçiş yaparak derinin de renginin sarımtırak bir renk almasına yol açıyor. Bu yüzden de bu hastalığa sarılık adı veriliyor. Siroz ise pek çok sebeple ortaya çıkabilir. Ama başlıca sebepleri alkol, hepatit hastalığına yol açan bir virüs, gereksiz yere boşu boşuna sürekli uzun süreli ilaç kullanımı gibi nedenlerle Karaciğerde yağlanma artıyor ve karaciğer sertleşiyor. Bu şekilde oluşan bir hastalık sirozdur ve siroz hastalığı ilaçlarla tedavi edilebiliyor ama ciddi boyutlara ulaştığında karaciğer yetmezliğine yol açarak karaciğerin artık tamamıyla görevini yapamamasına yol açıyor. Evet arkadaşlar, son olarak bir sorumuz daha var. Onu da çözelim. Yukarıda açıklaması verilen hastalık aşağıdakilerden hangisi? mide kapakçıklarının bozulması sonucunda mide öz suyunun yemek borusuna kaçması. Burada bahsedilen hastalık reflü hastalığıdır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yeni bir sisteme ki o sistem dolaşım sistemi olacak. Dolaşım sistemine geçiyor olacağız. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.